Herkese yeni bir bölümden daha merhaba. Bugün Brescia kariyerimizde Serie A'nın ilk sezonunu noktalayacağız. Son 4 maça çıkacağız. İlk maçımız Monza. Ligde kalmayı garantiledik artık. Önümüz aydınlık. Elimizden geleni yapacağız önümüzdeki sezonlarda da. Yeni oyunun da 26 Kasım'da çıkış yapacağı duyuruldu. Bir buçuk ay var. O güne kadar Brescia kariyerimizde bildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz. Daha sonrasında yine güzel bir kariyere başlarız. Şimdi artık Monza maçına çıkabiliriz. Kendi sahamızda. Monza'da 19. sırada düşme hattında puana çok ihtiyaçları var. Sampdoria, Palermo düşme adayları. Serie A'ya geçen sezon çıkan takımlar içinde en başarılısı biz şu anda Sampdoria ve Palermo'ya göre. Konuk ekip başladı. Şimdi tehlikeli geliyor. Monza. Engelliyoruz topu. Frikik kullanıyorlar. Kalesi de kaldı. Monza maçı asılıyor. Puan lazım onlara. Çok çok daha rahatız. Şimdi sol kanattan içeri doğru girdiler. Şutu çektiler. Dışarı gitti. Out. Şu anda Cagliari kendini üst sıralara biraz attı. Son 4-5 haftada bizi de yendiler. Motta şutu çekti. Dışarı. Konuşamadık orada. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Sol kanattan. Topu kapıyoruz. Pablo Ramon ile. Tehlikeli geldiler yine. Bir şut gol. Kupayı atıyor. Monza. Mario Rigamonti de 1-0 öne geçiyor. Engel bulamadık. Monza golüne. Yeniden topu kaptılar orta sahada. Sağ kanada bir arafası. Bir şut. Dışarı gitti. Yine tehlikeli geldiler. Kaleci ile karşı karşıya Mota 2-0 yapıyor. Benni Mota. Lüksemburglu futbolcu. Kendi sahamızda 2-0 yaptı skoru. Yarım saatte 2-0 oldu. Monza'dan harika bir performans izliyoruz. Kendi sahamızda küme düşmemek için her şeyi deniyorlar. Yine yükleniyorlar. Sağ kanada açıldı top. Şimdi ortayı açtılar. Dönmedik. Zadans topu kaptırdı orada. Bugün oyuncular çok iyi performans sergilemiyorlar.
Şimdi Zadas sağ kanattan içeriye girdi. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hakem penaltıyı gösterdi. 38. dakika. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur Zadas'ın. Hakem penaltıyı verdi. Zadas kalktı. Penaltıyı kullanacak şimdi. Hadi Zadas. Vuruyor ve gol. Rakibi indirdik. İlk yarı Monza'nın 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Durumun bugün sağ açıkta oynuyor. Alışık olmadığı bir mevkide. Sakatlıklardan dolayı. Topu. Şimdi de sağ kanatta çıkarttı var mı şut? Şimdi gitti. Sparok. Milan şampiyonluğa yürüyor. Yine geliyor. Şut dışarı gitti. 73 oldu dakikalar. Şimdi Fares'e doğru bir pas. Oraya girdiler ancak yine kaptık. Avilgard ve Saggio. Catania. Tristana. Ramon. Tam oraya girecektik. Rakip oyuncu top almayı başardı, içeriye doğru ortaladı, arka tarafa doğru açıldı top. Korner bayrağının dibinde tuttular topu, şimdi tehlikeli geliyorlar, sağ açtılar, şut dışarı. Az bir fark Davut'a gitti. Yıldız serbest vuruşu kullanacak şimdi. Arka direğe doğru kullandı, rakip vurdu, uzaklaştırdı, tekrar bir de bir rövaşata. Kaleci de kalıyor. Kadir'e doğru serbest vuruşu kullandık. Sadece da kaldı. Şut şansı var. Çekmedi şutu orada. Şimdi şutu çektik. Dışarı gidiyor. Bir korner. Kazanıyoruz son dakikalarda. Çift forvete dönüp riskleri alıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz başka da bir şey gözükmüyor. Savunmaya bir taze kan alalım. Kontra ataklarda daha canlı bir adam. Magnaviti yan toplarda da etkili. Doğru dakikalar.
Son dakikaların içine doğru ilerliyoruz. Monza korner kullanıyor. Bu maç yerimiz boş ayrılacağız gibi duruyor. Monza iyi direndi. Kafayı da vurdular, dışarı gitti. Out. Artık son dakika içindeyiz. Hatta bir boşluk. Ortayı açtık. Değerlendiremiyor elverişli pozisyonda oyuncularımız. Hakem de artık maçı bitirmek üzere. Ares ve hakem de maçı bitirdi. 2-1 mağlup oluyoruz. Kendi sahamızda Monza'ya. Teknik ekiple toplantı. Tavsiyelerini dinleyelim teknik ekibimizin. Serie A'nın bitimine artık son 3 maç. Bakalım küme düşen takımlar kimler olacak? Suarez takımda kaldıktan memnun. Şimdi Roma deplasmanına çıkacağız. Maç hazırlığımızı yapalım. Roma ile kendi sahamızda 1-1 berabere kalmıştık ilk maç. Yönetim ve taraftar mağlubiyet bekliyor. Biz yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdi bireysel oyuncu talimatlarıyla takım talimatlarını ayarladıktan sonra maça geçelim. Roma Olimpiyatları'nda maça hazırız. Roma'da Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Dokuzuncu sıradalar şu anda. Torino Sassuolo sürpriz yapıp ilk 7'yi atmış kendilerini şu anda. Yapıyor derken tam kaptık derken kaptırıyoruz yine. Sol kanattan içeriye doğru girdiler. Korner. Direkt dibinde kalecimiz. Önledi topu. Şimdi korneri kullandılar. Yanağlar.
Kaleye girdik ancak yeniden Roma'da kaldı top. Şimdi kalecimizde kalıyor. Roma şimdi korneri kullanacak. 23. dakika kullandılar. Sağlardan dışarı. Kale vuruşu. Fiorentina Milan karşısında önde. Şimdi Fares içeriye doğru soktu topu. Pablo Ramon. Abilgard. Vici'ye döndü. Tekrardan Abilgard. Şimdi Soli. Sağ kanada açtı topu. Bolla'ya. Sağ kanattan orta açmaya çalışıyor. Bolla ortayı açtı. Vurduk ve gol. Kasper Roque. Roma karşısında 28. dakikada öne geçiriyor bizi. İlk ciddi hatamızda golümüzü buluyoruz. Roma Olimpiyat Stadında ilk şutumuzda ilk golümüz geliyor. Şimdi Bolla taçı kullandı. Tekrardan kendisine döndü top. Zadas. Şut. Dışarı gitti. Tehlikeli bir şut. Şimdi sağ kanada uzun bir top Roma'dan. Çizgide tuttu. Parades içeriye çıkarttı. Direkten dönüyor. Savunma uzaklaştırdı. Tehlikeli geldi Roma. Ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapatıyoruz. Roma Olimpiyat Stadında işler yolunda gidiyor. Şimdi Çimbembe sol kanatta içeriye doğru giriyor. Ortaya açtı. Vuruyoruz. Dışarı gitti. Çok güzel bir gol olacaktı. Güzel bir pozisyon yakaladık ancak atamadık. Arkaya doğru aşırttık taçı. Çalışılmış bir pozisyon. Bu soru da kaldı. Şimdi Fares şutu çekti. Kaleci dışarı çeldi. Korner. Zadas. Korneri kullanıyor. Savunma girdi araya. Zadas 54. dakikada bir korner daha kullandı. Yan ağlarda Kasparov golü buluyor. 2-0 oldu. Yan ağlarda kaldı gibi geldi top ancak 2-0 oldu. 2-0 öndeyiz. Kasparov'la iki kafa golü Kasparov'dan. Roma Olimpiyat Stadında tam bir şok. 2-0 yaptık skoru. Şimdi tehlikeli geliyor Abraham. Sol kanada bıraktı topu. Kasparov'dan iki muhteşem gol. Şimdi tehlikeli geldiler. Parades şutu çekti. Kaleci de kalıyor. Lezzerin de kaldı. Roma Olimpiyat Stadında harika devam ediyor maç. Yan ağlarda kaldığı gibi gelmişti. Gördüm. Daha sonra fark ettim gol olduğunu. Harika bir gol oldu kornerden. Dakikalar 72 oldu.80 oldu dakikalar. Şimdi Roma topu kaptı orta sahada. Dikkatli olmamız lazım son 10 dakikada. Tehlikeli geliyorlar. Abraham bir ara pası attılar. Savunmamız çıkarttı. Savunma dikkatli. Kasparov yerde yatıyor. Dışarı attık topu. Ciddi bir şey yok. İzin istiyor sahaya dönmek için.
ve bir pas arası yaptı. Abraham gol atıyor. Tammy Abraham hatalı pası iyi değerlendirdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bir hata yaptık hemen. Maçı biraz ağırlaştırmamız lazım. Tehlikeli bir duruma girdi şimdi maç. Sadasta yorgun. Neredeyse tüm oyuncular yorgun. Savunmadan ciddi bir hata ile karşılaştık. Abraham skoru 2-1 yaptı. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayalım. Mümkün olduğunca zaman geçirelim. Tempoyu da düşük tutalım. Sen 5 oldu dakikalar. Şimdi free kick kullanıyorlar. Şöyle gitti. Çok tehlikeli. Korner şimdi. Yüklendikçe yükleniyor Roma. Son dakikalarda uzaklaştırdık şimdi bu topu. Paredes. Sağ kanattan içeriye çıkarttılar. 2-2 oluyor. Yine Abraham. Tam Abraham yine golünü attı. 2-2 oldu. 5 dakikada döndü maç. 2-0'dan 2-2'ye. Çok çok üzücü bir durum. Roma Olimpiyat stadında galip gelmek üzereydik. Artık uzatmalar. Roma bir kez daha geliyor. Sağ kanada şimdi. İçeriye doğru doldurdular savunmamız. Uzaklaştırdı. Yine Roma'da kaldı top. Bir şut, korner. Kaleci güzel çıkarttı. Korneri kullandılar. Uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırdık. Rakip defansa kadar gitti. Artık son bir dakikanın içindeyiz. Kalecimiz topu tuttu. Oyunu soğutuyor. Degajını yaptı. Roma savunmasında kaldı. Araya girdik. Şimdi bir kontra atak şansı. Olzer kaptırıyor. İyi değerlendiremedik bu kontra atak şansını son saniyelerde. Ve hakem de maçı bitirdi. Roma'dan puanla dönüyoruz. Galibiyetle de dönebilirdik ancak olsun. Puan da iyidir. Elimizden geleni yaptık. Zadas'a 140 bin ödeme bonusunu yapıldı. Önümüzdeki maç evimizde Udinese ile oynayacağız. Artık Serie A'nın bitimine son iki maç kaldı. Gözlemcilerden öneriler gelmeye devam ediyor. Sezon sonu yaklaştıkça daha da fazla öneri geliyor. Ve Milan'da şampiyon. Serie A'yı şampiyon tamamlamayı başardı Milan'da. Udinese maçına hazırlığımızı yapıyoruz biz de. Milan şampiyon oldu artık. Büyük takımlar sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bileti kapmaya çalışıyor. Transfere en çok para harcayan takımları gösteriyor. Bologna çok harcamış ancak karşılığını alamıyor. Şimdi maç taktiğimize ve talimatlarımıza geçelim. Daha sonrasında hemen maça geçeceğiz.
12 lig maçına çıkıyoruz artık. Ve 37. hafta maçı başladı. Şimdi Fares. Soriye döndü. Membe, Zadas. Yaptırıyoruz. Korner. 6. dakika. Zadas topun başında. Korneri kullandık ve gol. Kasparov. Kasparov'dan güzel bir gol daha. Erken bulduk bugün golü. Udinese karşısında 44 puanı çıkarttık şu anda. Maç böyle biterse güzel bir puan. Öne kalma hedefimizi gerçekleştirdik. Fares şimdi sol kanattan aldı topu. Kaptırıyor. Bir uzun top. Sağ kanattan içeriye doğru orta. Kalecide kaldı. Serbest vuruşu Ramon'la kullandık. Şimdi Magnevici. Fares sol kanattan iyi geldi. Çizgiye kadar indi. Ortayı açtı. Arka tarafa Bolla'ya geldi top şimdi şut. Korner. Zadas topun başında. Korneri tekrardan güzelce kullandı. Bir rövaşata. Vuramadı top orada. Tekrardan Zadas'a açıldı top. Şut şansı var. Offside. Zadas offside'a kalıyor. Kaleci offside'ı servis vuruşunu kullandı. Tekrardan bizde kalacaktı az kalsın top. Ve şimdi Fares araya girdi. 1-0 öndeyiz. Sadece şimdi topu ileriye taşıdı. Bolla'ya. Bolla rakibini geçti. Ortayı açtı. Dışarı gidiyor. Çok net pozisyon. Brescia sol. Udinese sol kanattan ortayı açtı. Kaleci de kalıyor. Rahat bir top. Sol kullandılar. Çok acele etti orada. Bomboştu. Yeniden kaptılar. Korner çıktı. Kuşu boşuna topu rakibe verdik orada. Etrafı bomboştu. Şimdi korneri kullanıyorlar. Udinese korneri kullandı. Kaleci de kalıyor. Maçı kazanırsak 12. liğimiz garanti. İki maçta da Udinese'ye üstünlük kurmuş olacağız. İkili averajda avantajlı olacağız. Ligi 12. bitirmiş olmayı garantileyeceğiz derken golü yedik. Bakundi golü atıyor. Kontra ataktan golü yedik. Çimbembe pası verdi. Gol. Varen Çimbembe. Hemen cevap veriyoruz. Gol inceleniyor ancak bir şey yok gibi. Ve gol geçerli. Tekrardan öne geçtik ilk yarı bitmeden. Harika bir maç oluyor. Yeniden Zadas. Güzel bir pas attı Fares'e. Şimdi içeriye doğru doldurdu. Kaleci de kalıyor. Sağ kanada açıldı top. Şut dışarı gitti. Korner.
İlk yarının son hata olabilir. Tekrardan kornere çıktı. Faydalanamıyorlar ve devre arası oldu. Fares çok güzel araya girdi orada. Şimdi sol kanattan engelleme var. Kart çıkması lazım buna. Formasından çekti Fares'i. Cagliari'de Monza'yı yeniyor. Ligde kalmayı artık garantiliyor gibi. Cagliari çok büyük bir çıkış yaptı. Teknik direktör değişikliğinden sonra net bir gol kaçırıyor. Kaleci Lazzarini çok net bir pozisyon kurtardı. Korner şimdi kullandılar. Yine vurdular. Yine de Zerini. Yine korner. Kalecimiz bugün muhteşem. Yine kullandılar. Bu sefer dışarı vurdu. İki tane net gol çıkarttı. Defansta top çeviriyoruz. Ramon şimdi sağ kanattan içeri girdi. Bolla'ya verdi. Bolla kurtuldu rakibinden. Tekrar Ramon'a. O da dışarı çıkarttı. Şimbembe vurdu. Savunmadan dönüyor. Top yine bizde. Taçı kullandık. Rakipte kalıyor derken bizde kaldı. Hawk şu anda topu aldı. Şut. Dışarı çıktı. Korner. 15 dakika. Biraz oyuna taze kan sokalım. Sajon yerine Francesconi'yi soktuk. Ozer'i de alıyoruz. Sağ kanat Vignali'yi de aldık. Biraz tempoyu düşürelim. Biraz da zamanı oynayalım artık. Bir oldu dakikalar. Uzatmalar artık. Her an son düdüğü çalabilir hakem. Ve maçın son düdüğü geldi. Ligi 12. sırada bitirmeyi garantiliyoruz. Bir hafta kala son maçımıza çıkacağız. Güzel bir galibiyet aldık. Goller ilk yarıda geldi. İzlemcilerden öneriler daha sık gelmeye başladı. Sezon sonu yaklaştıkça.
Polonya deplasmanında olacağız. Ligin son maçında takip ettiğimiz oyuncu Mieres gol kralı olmuş. Evet, Serie A'daki ciro ve maaş oranları. Şu anda Milan en büyük ciroya ve maaşa kıyaslaması öyle gözüküyor. Inter şu anda cirosu çok yüksek. Biz sonuncu sıradayız. Şimdi artık son Serie A maçımıza çıkacağız. Bu seneki Bologna deplasmanında maç öncesindeki talimatlarımızı ayarlayalım. Daha sonrasında maça geçelim. Takımlar artık hazır ve maça ev sahibi ekip başladı. Son hafta maçları. Aynı anda oynanıyor. Sampdoria şu anda küme düşme hattında. Cagliari, Palermo. 3 takım küme düşmeye aday. Bir geriden oyun kurmaya çalışıyor Bologna. Ortayı açtı Calafiori. Dışarı gitti. Taçı kullandılar. Sağ kanata içeriye doğru bir pas. Tekrardan içeri. Direkte karşıladık. Şimdi tehlikeli bir şut. Dışarı gitti. Out. Sparok. Sol kanada açtı oyunu Fares. Sol çizgiden ilerliyor. Ortayı açtı. Kasparov'un vuruşu. Üstten dışarı çıktı.
Cagliari şu anda mağlup durumda olmasına rağmen Sampdoria'nın önünde. Zadas korneri kullandı. Öndürüye doğru karşıladı. Kafayla bir vuruş. Bares'ten savunmadan geri döndü. Zadas güzel bir pas attı. Şutu çekiyor, dışarı çıktı. Bir korner daha ters taraftan şimdi. Sadio korneri kullandı. Yine karşıladı rakip takım. Tekrardan Besaggio'ya, ceza sahası içine girdi. Dışarı çıkarttı. Korner. Çok tehlikeli geldik. Tekrardan öndüre doğru rakip yine karşıladı. Şimdi Fares. Magnevici şut şansı var. Yine korner. Kaleci güzel kurtardı. Korneri kullandık. Altı pasın içinde karşıladı savunma. Şimdi Zadas Friki'yi kullanıyor. Barajdan sekti. Bir korner daha. Yine ön direkte karşıladılar. İlk yarıda 0-0 bitti. İyi bir ilk yarı çıkarttık. Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Taşı kullandık. Zadas'a doğru. Sol kanattan içeri Fares geri aldı topu. Geri çıkartıyor. Yeniden sol kanat Fares. Şimdi içeri doğru girmeye çalışmadı. O bir karta çıkarttı. Kasparov dışarı gidiyor. Kaleci kurtardı. Güzel bir topa vuruşuydu Zadas. Şimdi korneri kullanıyor. Endire doğru kullandı. Yine savunma çıkartıyor. Söyle şimdi. Geriye çekti. Bolla arka direğe doğru ortayı açtı. Savunmadan dışarı gidiyor. Bir korner daha. Bologna Kalesi'ni ablukaya aldık resmen. Ve Sadio korneri kullanıyor. Endüre doğru yine karşıladı savunma. Vesuluş'u kullandık. Şimdi Abilgard. Fares oynadı. Yeniden Fares. Ters oynadı. Magnaviti Fares. Yine Magnaviti. O da yeniden Fares'e güzel bir pas attı. İçeriye doğru gidiyoruz. Kasparov ve gol. Kasparov atıyor. Bol bol pas yaptık golden önce. Güzel oyun kurduk. En sonunda gole de ulaştık. 47 puana ulaşıyoruz. Bu şekilde maçı bitirirsek güzel bir puan. Ancak daha fazla ilerleyemiyoruz. En fazla 12. olabiliyoruz. Sampdoria Monza'yı yenemiyor. Şu anda deplasmanda belki yense kümede kalacak ama küme düşmesi garanti olan takımı yenemiyor. Bizle birlikte çıkmıştı Serie A'ya. Büyük ihtimalle tekrardan küme düşecek. Maçı kazanamazsa duruyoruz. Son dakikalarda karşı karşıya vurdu. Dışarı gitti. Çok net pozisyon harcadı Bologna. 91. dakikada taçı kullandık. Rakipte kalıyor. Şimdi yeniden araya giriyoruz. Bizde kalsın son dakikalarda. Bolla ortayı açtı. Etkisiz bir kafa.
Tamam, sol kanada açtı topu Abilgard. Araya girdiler. Fares kaptı şimdi. Abilgard yine kaptırdı. Son saniyeler artık. Ortayı açtılar. Kafa vuruşu dışarı çıktı. Out. Ve hakem de maçı bitiriyor. Deplasmanda Bologna'yı da yendik. Ligi 47 puanla 12. sırada noktaladık. Serie A'ya ilk çıktığımız sezon en düşük bütçeyle Serie A'da kalmayı başardık. Üstelik 12. olmayı da başardık. Gayet güzel bir tablo. Sampdoria bizle birlikte çıkmıştı. Yine düştü. Kasamıza da biraz para girdi. Artık bu bölümü buralarda noktalayalım. Sezon arası bölümüyle tekrardan geri geleceğiz. Yeni oyun çıkana kadar biraz çek kariyerimizde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdilik bu bölümü burada noktalayalım. Sezon arası bölümüyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.